Değerli seyirciler, bugün Ünye'deyiz. Ordu'nun en güzel, en şirin ilçelerinden biri Ünye'deyiz. Bugün halka tekrar ekonomiyi soracağız, asgari ücreti soracağız. Pembe tablolar çizmeye çalışanlara inat, halka gerçek gündemini unutturmayacağız. Bugün Ünye'de halkın ekonomisini soracağız, asgari ücretten beklentileri soracağız. Evet, hala asgari ücretin kararı verilmedi. Bugün onu soracağız. Şöyle çevreme bakıyorum. Asgari ücretli kim vardır? Yaklaş, yaklaş abisi. Evet, şimdi arkada oturan arkadaşlara bakacağız. Soracağız. Asgari ücretten beklentileri nelermiş? Amcamdan başlayalım. Soru büyüğün. Selamünaleyküm amca. Selam. Nasılsın, iyi misin? İyi be Allah'a şükür. Bir şey soracağım. Ekonomi nasıl? Piyasa nasıl? Piyasa iyi bence. Niye? İyi. Bak şimdi. Ben 1951 doğumluyum. Evet. Özal döneminde biliyorum. Daha Ecevit döneminde biliyorum. 60'tan sonrasını iyi biliyorum. Özal döneminde gübre 1'e 5 arttı. Millet alamak dedi. Aldı. Ben Allah'a şükür 3 milyar lira aylık alıyorum. Niye yetmiyor bana? İki nüfusum. Bir hanım. Benim aylığı ne sana veriyorlar, ne benim torunuma ne oğluma. Benim aylığı bana veriyorlar. Asgari ücretin şu an asgari ücret 2825 lira. Nerede olması lazım sizce? Bir büyük olarak sorayım size. Benim duymam 4000 lira olacak. Dün akşamki. İzlemem. Ben haberleri kaçırmam. İzlerim. 4000 lira mı olacak? 4000 lira olacak. İyidir değil mi 4000 lira? Ya şimdi sana ben şunu söyleyeyim. Asgari ücreti hükümet mi belirliyor, iş adamları mı belirliyor? Ben sana söyleyeyim. Ortak değil mi? Ben bugün bir tane pencereci var, çalışıyor da yukarıda bizde. Ben dedim ki 4000 lira olacak dedim de işçi çıkartırık hep dedi. Ekonomiyi soruyorduk abim, her şey dedi, süper dedi, harika dedi. Siz katılıyor musunuz bu konuya? Neresi süper ya? Nerede süper ya arkadaş? Süperi ne? Ekonomi çok güzel dedi abim. Yani belki onun durumu iyidir de ondan öyle der. Gelsin de sorsun bana. Aha 200 liraya bu kadarcık şeyi aldım. Eskiden 40-50 liraya dolduruyordum bu arabayı. Doğru. 200 liraya mı aldın bu kadar şeyi? Ya tabii ya 200 lira ya avurda. Avurda ne var avurda? Amcam diyor ki bu bedavacılar diyor ekonomi kötü falan diyorlar ama onlar boş konuşuyorlar diyor. Ekonomi çok iyi diyor. Çok güzel yerinde diyor. Bir de size soralım istedik biz de. Arkadaş bir hafta önce 85 liraya aldım unu. Dün gittim sordum 180 lira. Neresi bunun iyi? Neresi güzel? Hani 5 lira artar, 6 lira, 7 lira, 10 lira artar. 70-80 liradan 180 liranın arasında fark ne kadar? 60-70 liraya aldım, yudum ya 5 kiloluk ya 130 lira, 140 lira. Nasıl güzel, nasıl? Ben o abimin yalancısıyım. Abimi çeker misin? Amca nereye gidiyorsun? Laf ediyoruz ya burada. Laf ediyor burada ya, gelsene. Az dur, amcam gitti kaçtı ya. Amca, laf ediyorduk ya burada. Memleketi konuşacağız daha ya. Memleketi ne konuşalım? Niye? Bak şimdi. Bahçenin kenarında, az dur, sana bir şey soracağım. Tek bir kelime, bir kelime. Bahçenin kenarında şey var mı? Tel örgün veyahut fraktın var mı? Var mı? Hayır, var mı? Yok. Ya niye vardır? Hiç çatal kazık yere batıya mı? Sen git altı taneye ver de, aklın başı an gelsin. 6 tane haydi artık başka Meral Akşener'e veririm. Abi biz de ekonomiyi soruyorduk. Amcam ekonomi çok iyi dedi ama gitti. Amca katılıyor musunuz? Çok var abicim, çok var amcada yanlış. Amca büyük ihtimal emekliliği mi çok para alıyor? Ne parası alıyor bu kadar belli değil. Abi, ekonomi nasıl? 340 lira un çuvalı, 320 lira şeker çuvalı. Evet. Bu amca şeker, ekonomi nasıl iyi diyor? Ama un çuvalı bir kalabalık aileye bir ayda un çuvalı yetmeyebilir. Amca çok zor durumdayız. Allah yardım etsin. Amca diyor ki, un kimin diyor? Tamam un çiftçininse fakir alamazsa ne olacak abi bunu? Fakir alamazsa ne olacak? Aşağı abi diyor ki 200'de doldum diyor. Evet. Doğru diyor 50 lira. Fındık şu an 32 lira. Yazık günah değil mi? Şu anki ekonomiye fındık 50 lira da olsa yetmez. O kadar pahalılık var. Az önce amca dedi ki her şey dört dörtlük dedi. Ben onu anlamıyorum. Yani birimiz hiç görmüyoruz da birimiz her şeyi çok mu güzel görüyoruz? Tarafsız bakmak istiyoruz. Bence o amcanın bir yerden farklı gelirleri mi var acaba? Durumu iyi, emekli parası yüksek mi yatıyor? Ne yatıyor? Çok güzeldi ortalık. 2 ay önce. Un çuvalı 200 liraydı. Şimdi ne oldu da 120 lira, 340 lira oldu? Ne oldu? Devalüasyon mu oldu bir Türkiye'de? Asgari ücret şu an 2825 lira. Olsa yine yetmez. Şu anki pahalılığı var. Ne olması lazım sizce? 4,5-5 arası. Evet. Allah yardım ben de 4 bekliyorum. 4'ün altında beklemiyorum yani ben de.
4'ün altında düşerse yine aynı olacak. Yine insan yine aynı. Evet değerli izleyenler, gerçek gündem bu şekilde. Biz de arkadaşlara katılıyoruz. Evet, bütün arkadaşları dinlemek durumundayız. Az önceki yaşlı amcayı da dinlemek durumundayız. Ancak katılmıyorum çünkü halkın gerçek gündemini yine gerçek halktan almakta yarar var diyorum. Ve amca... Abi, acilen ona çözüm olsun. Şeker 6 ay gider ama un çuvalı bir ay anca gider kalabalık bir aile. Allah yardım etsin, sonumuz iyi değil. Kesinlikle yok. Tayyip Erdoğan'dan iyisi mi? Evet. Çünkü şöyle yok. CHP bir defa HDP ile işbirliği yapıyor. Evet. Bir numara PKK. Ondan sonra İYİ Parti biraz meyilli. Çünkü hadi bakalım kendine güvenebiliyorsa Cumhurbaşkanlığı adaylığını Tayyip'in karşısına çıksın görelim. Çıkamıyor. Adam yok, çıkamıyor. Sence ne olur amca? Sen ne dersin? Düzeldiyse bu adam düzeltecek. Başka düzeltemez. Düzeltemez mi kimse? Kimse düzeltemez. Tamam. Bu adam düzeltecek, düzeltirse. 2023 yılında bu bütün madenleri, yer madenlerini, bu petrolleri falan çıkarırsa bu adam tekrar yine iktidarla. Evet. Zaten hedef 2023'ü bekliyoruz değil mi? Evet. Çıkarsın madenleri. Zaten bu kriz dünya devletlerinde var şu anda. Her tarafta var. Dünya devletleri. Her yerde var değil mi bu kriz? Her yerde var. Olmadı. Almanya'da %150'miş enflasyon. Bu adam düzeldemese Türkiye'nin işi karışık. Yine Tayyip Erdoğan düzeltir. Biz Tayyip Erdoğan'a veririz oyu. Mız kötü yani. Türkiye'nin geldiği bir felaket noktasındayız şu anda. Doların 15 liraya, 14'e, 13'e çıktığı, daha da yükseleceği malum yani. Burada faizler yüksek. Gençlerde büyük bir işsizlik var. İnsanlar bir kaos içerisinde. Geleceklerinden ümitsiz şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Madem demokrasi var memlekette, ilk yapılan seçimlerde halk yeni bir çare aramak zorundadır yani. 2,5 lira maaş alıyorum, ben geçinemiyorum. Geçinemiyorum. Biz dolara bağlıyız. Biz dışarıya bağlıyız. Bütün borçlarımız dolar üzerine. Türk parası pul oldu. 100 lira para bozduruyorum. 2 ekmek alıyorum. 1 paket sigara alıyorum. O benim sigara özel zevkim. Cebimde 10 lira para var. Ekonomi düzgün olur. Benim 100 liramla ben 1 paket çay alıyorsam, yanında 2 tane ekmek alıyorsam, cebimde benim 10 lira para kalıyorsa ekonomi düzgün. Ama bana 100 lira yetmiyor ki. 1 paket çay olmuş 40 lira 50 lira. Gel geçin. Hiç beğenmediğin karnabaharın kilosu 10 lira. Ispanağın bağı 1 kilo da yok. 7 lira 8 lira. Mazot olmuş 10 lira. Akşam yine 660 lira zam geldi mazota. Bu kadar bu. Değerli izleyenler, herkesin fikrine saygımız var. Herkesi dinleyeceğiz ama amcaya... Yok, siyaset yapmıyoruz zaten. Fakat doğruyu da konuşmak zorundayız. Doğruyu da konuşmak durumundayız. Halkın gerçek gündemini gerçek halktan da alıp sizlere aktarmak durumundayız. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bacım sen kulağını tıka. Tamam. Bu... Sen de benim bir evladımsın. Kapattık. Ben balıkçılık yapıyorum. Balıkçılık. Evet. Gece gel benden. O 18-20 yaşındaki benim kızlarımı sen taş aralarına gör. O duruma düştük. Fonun kapısına git. Kadının kolunda bu kadar bilezik dileniyor. Benim bu yeğenim alamıyor onu. İhtiyacı olan alamıyor. Dediğimiz gibi halkın gerçek gündemini gerçek halktan almaya devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız her ne kadar pembe tablo çizse de biz yine de halkın ekonomisi halka sormaya devam edeceğiz. Bu çocuğa burs ver ya. Kaç lira burs bilmiyorum çocuklar. 300 lira mıydı, 200 lira mıydı? Yap bunu 5 lira. 500 lira yap. Bu çocukları ana baba eline mahkum etme. Anne baba bunları, ben 3 tane üniversite çocuğu okuttum. Ben o şartları çok iyi biliyorum. Sizin sorunlarınızı ben çok iyi biliyorum. Evine ekmek götüremiyor, annesine ekmek götüremiyor. Çocuğuma haçlık gönderim diye çabalayan anneler babalar var. Bunları düşünelim, bu çocukları düşünelim. Gençler ne diyorsunuz amcaya? Doğru mu diyor? Katılıyor muyuz amcaya? Mesela abi şimdi niye katılmayalım ki? Adam gelmiş diyor ki askeri ücretle bir aile geçimini yapar, üzerine birikim yapar diyor. Her gün kendi maaşına zam yapıyor. Evet sen biz geçinebiliyorsak sen niye geçinemiyorsun? Niye bu kadar fazla maaş alıyorsun? Abi bizzat yaşadım dediklerini. Dedi yani 50 lira kime neye yetecek dedi. Bak biz bugün öğle arası gittik dershaneden çıktık dersten. Dedik ki bir karnımızı doyuralım. 50 liramız vardı tam da 50 liraya daha şu an cebimde para yok benim abi. Benim şu an cebimde para yok ve ben yarın ne yiyeceğimi bilmiyorum. Artık bir şekilde geçineceğiz yarın. Belki geçerken bir simit almaya para bulurum bir yerden. Simit alırım, ondan da günü tamamlarım. Yani hani bugün şu an para harcarken yarın düşünüyorsam zaten, yarın ne yapacağım diye düşünüyorsam bitmiştir abi zaten orada. Çünkü hani ben daha bugün ne yiyeceğim bırak yarını düşünüyorum abi. Dün ne yediğimi de bilmiyorum çünkü yemedim. Ben sana söyleyeyim, dışarıda para harcamaya çekiniyorum artık. Lüks gibi geliyor bana. Lüks değil aslında, bu bir ihtiyaç. Bir öğrenci öğle arası neden karnını doyuramasın ki? Bu niye bir lükse kaçsın? Biz aç gezmek zorunda mıyız?
aç gezenler hani bizden daha mı akıllı oluyor, daha mı dinçte duruyor, zinde duruyor? Hayır, yemek yemek bir ihtiyaç abi. Ben ihtiyacımı bile karşılayamıyorum artık. Ben daha ne yapayım? Pembe tablolara inat, gençlerin sesine, gerçekten bu memleketin evladı olanların sesini ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü pembe tablolar çizmeye gerek yok. Gerçek halkın gündemini gerçek halktan almaya devam edeceğiz.